Bugün İzmir'in ilçesi Dikili'deyiz. Dikili İzmir'in bir ilçesi. İzmir'e 120 kilometre uzaklıkta masmavi bayraklı denizi, tertemiz pırıl pırıl suyu. Şöyle. Şu an şehir merkezindeyiz biz. Bir şehir merkezi. Mavi bayraklı plajı ve uzun bir sahil şeridiyle Dikili İzmir'e yolu düşenlerin tercih edebileceği bir rota. Sakin, çok kalabalık değil. Eğer Dikili'den, Dikili merkezden İzmir istikametine doğru ilerlerseniz Çandarlı var. Orası da çok güzel. Orayı da tercih edebilirsiniz tatil için. Ama Balıkesir yönüne doğru Dikili'den devam ederseniz de hemen Dikili'den yarım saat sonra Ayvalık yer alıyor. Ayvalık da hoş bir belde. Yaklaşık o da Dikili'ye bir 30-40 kilometre uzaklıkta Ayvalık'ta. Dikili'den hemen sonra Ayvalık geliyor. İlkim Naz. Buranın meşhur herhalde karadut suyu. Hani bardakların ket bardağım. Dikili Ayvalık yolu üzerinde buz gibi karadut suyu satıyorlar. Serinleme noktası. O ne? O ne koyduğunuz? Bu su koyuyorum buradan. İnceltiyoruz. Evet. Üçte biri bu. Bu kadar koyuyor. Bunlar konsantre. Koymasan litre. Ne olur? Çok yoğun mu olur? Yoğun olur. Yani. İç bakalım kızım. Evet. Bu karadut suyu. İç. Ver. Nasıl yapılıyor? Kanlı düzenler. Kanlı düzenler yani. Kansızlığa çok iyi. Siz mi hazırlıyorsunuz bu karadutları? Evet. Evde kendimiz yapıyoruz. Ben zanneden alıp dutları alıp kendiniz hazırlıyorsunuz. Yani. Gerçekten çok güzel lezzeti. Pembe domates. Burada güzel. Organik Allah'ım. Ürünler yol üzerinde. Ne güzel abi. Tarladan. Ben karpuz. Şeker de yetişiyor. Ekşi insanın ağzını yarar. Karadut pekmezi mi? Evet, karadut pekmezi. Çok güzel. Suyunu kaynatıyorsunuz daha sonra şişelere karadutu. Börtlen var. Reçelleri var. Nasıl? Bak alsana çok güzel. Pekmezinden vallahi bak. Bu ne şimdi? Karadutun pekmezi, şeker, kendi doğal. Kendi ekimli şekeriyle. Toprak var içinde ne bir şey. İnşallah reklam olur. Kendi doğal yaptım. Yiyecek misin kızım? Yok. Ama sen mi yesen? Bak al bak bunu. Ekşimsi. Ekşi. Şeker ama yoğun. Için. Yoğun. Güzel, kendi tadında. Evet. Çok güzel. Bak ben bunu